Herkese selamun aleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir videoyla birlikteyim. Bugün EA Sports FC24'ün ilk videosu ile karşınızdayım. Sizden mükemmel haberler var. Hem hoşunuza gidecek hem hoşunuza gitmeyecek haberler var Yay Sports tarafından. Bugün biz sizlerle beraber bunları konuşacağız. Öncelikle bir video önce inanılmaz beğeni yağmuru, yorum yağmuru geldi ve videomuz 32 bin izlenmiş arkadaşlar. Hepinize desteği için, ilgisi için çok ama çok teşekkür ederim. Bu videoda da arkadaşlar lütfen ama lütfen yorumlarda bu değişikliklerle alakalı neler düşündüğünüzü ve oyunu nasıl etkileyeceğinizi yazın. Çünkü geçen videonun yorumlarında çok farklı bilgilerde, çok farklı görüşlerde görmüş olduk yorumları sayenizde. Bu videoyu da arkadaşlar aynı şekilde yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Eğer arkadaşlar hazırsanız kemerlerinizi takın. EA Sports FC'nin resmi olarak ilk videosu başlıyor. Videonun başlangıcında EA Sports FC'nin temel bilgileriyle beraber başlayalım. İlk olarak arkadaşlar oyunu kapak yüzü Kylian Mbappe olacak. Oyundaki temel ana yüzler ise Kylian Mbappe, Son, Vinicius Junior, Jude Bellingham, Zinedine Zidane ve David Beckham olacağı söyleniyor arkadaşlar. Yani bu isimlerin oyun içindeki menülerde, ara sahnelerde ya da herhangi bir yüzde arkadaşlar e, olacağını sizlere söyleyebilirim. Buna ek olarak EA Sports kadın futbolunu öneme arttırıp kadın futboluna yeni takımlar aynı zamanda yüz heken etmeleri ve bunlara özel turnuvalar gibi içerikleri de arkadaşlar oyuna getirecek. Hatta bunu ek olarak kadın futbolunun Ultimate Team'in içerisinde de etkinlik olarak yer alacağı söyleniyor. Ancak bunu oyuna nasıl eklerler onu konuda hiçbir bilgi yok arkadaşlar. Bana sorarsanız şu anlık bunun Ultimate Team moduna entegrasyonu gerçekten çok zor. ve Ben bunu eSports FC 24'te beklemiyorum. Ancak beklediğim tek şey kadın futbolu olan önemin artması, takımların çoğalması ve artık insanların da kadın futbolu yönelimini arttırmaları yönünde olacaktır arkadaşlar. Buna ek olarak çok değişik bir strateji de olsa e-spor sonunda bizim istediğimizi yapacak arkadaşlar. E-spor farkındaysanız kendi oyununu pazarlamaya normalden çok daha erken başladı. Geçtiğimiz gün arkadaşlar bildiğiniz gibi e-spor evsinin ilk reklamını yaptırdılar. Hatta bütün ligleri attırdılar arkadaşlar bu reklamı. Ve burada EA Sports'un aslında bu seneki çalışmaların erken başladığını görebilirsiniz. Aynı zamanda Haziran sonu veya Temmuz'un ilk haftası arkadaşlar bu aralıkta EA Sports FC ile alakalı tekrardan yeni bir bilgilendirme paylaşımı da EA Sports tarafından alacağız. Fakat burada bizi ilgilendiren nokta oyunun her zamandan daha erken çıkmasını planlamalar arkadaşlar. Evet normalde bildiğiniz gibi Ekim'in başında çıkan oyun bu sene Eylül'ün başına çıkacak gibi duruyor. Bu haber inanılmaz bir haber. Ancak bu haberi tabii ki biz istediğimize yapmıyorlar arkadaşlar. Bunun böyle yapmalık istemelerinin sebebi bildiğiniz üzere Team of the Year etkinliğinden sonra FIFA Ultimate Team oynayan kitle çok azalıyor ve hatta oyunun karlılık oranı çok ciddi bir seviyede düşüyor. Ancak her sene görülen tek şey Team of the Year yani yılın takımı etkinliğine ne kadar oyundaki paket satışlarının tavan noktasında olması ve ciddi paralar kazanılması. Yani aslında EA Sports burada oyunu erken çıkararak bir ay daha bizlerden daha fazla para kazanmış olacak arkadaşlar. Tabii ki bu bizim için çok güzel bir haber. Oyun erken çıkacağı yönde haberler çok büyük yerlerden geliyor arkadaşlar. Çok fazla basına ve medya şirketinden geliyor. Dolayısıyla ben önümüzdeki sene EA Sports'un oyunu Ekim'in başına kadar beklemeyip daha erken çıkaracağını düşünüyorum. Ve çıkmaz demeyin arkadaşlar. Çünkü EA Play varken biz bu oyunu 10 gün önce de oynayabiliyorduk. Demek ki böyle bir şey gerçekleşebiliyor. Yani önümüzdeki sene oyunun normal release'den daha erken çıkacağını kesinlikle söyleyebiliriz. Ekstra olarak eSports Sports FC yani FIFA adını kaybettikten sonra bazı liglerin kaybedilip kaybedilmeyeceği konusunda herkesin şüpheleri vardı. Ve arkadaşlar size müjde haberi veriyorum. Herhangi bir lig ya da turnuva kaybı yok. Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa, Konferans Ligi, geçen seneki tüm ligler Hatta geçen seneki liglerin üstüne bile eklenecek olan ligler de var. Ve bunlardan ilki de Romanya Ligi arkadaşlar. Brezilya Ligi ile alakalı çok fazla soru geliyor. Şu anda Brezilya Ligi ile alakalı net bir bilgi yok. Ve Brezilya Ligi'nin ben arkadaşlar gelmesinin zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü EA Sports'a Brezilya Ligi bir türlü anlaşamıyor arkadaşlar. Eski falarda vardı. Sonradan yok oldular. Bu yüzden Brezilya Ligi'nin gelmesini Zor görüyorum ancak kariyer modçular için eğer gelirse tabii ki de mükemmel bir yenilik olmuş olur. Buna ek olarak arkadaşlar Volta moduyla alakalı bir bilgi vereyim. Volta modu bildiğiniz gibi ilk çıktığı zaman Fifa Street gibi çok oynanmasını beklenen Fifa Street gibi bize bir vibe verecek ve bizim eğlenme eğlencemiz için bu modu oynayacağımız düşünülüyordu. Ancak arkadaşlar bu maalesef ki böyle olmadı. Bildiğiniz üzere Volta modu istediği ilgiyi göremedi. Hatta insanlar bunu oynamayabilir arkadaşlar. Çok küçük yaştaki insanlar dışında. Bu yüzden e, Volta modundaki gameplay değişimi gidildi arkadaşlar. Burada oyunun daha beceri hareketleri bazlı ve FIFA'nın kendi mekaniklerinin dışında bir şekilde geleceği söyleniliyor. Yani Volta'nın aslında bize FIFA Street vibe'ını vermesi için bir gameplay değişikliği olduğu söyleniyor arkadaşlar. Aynı zamanda Volta modunu geliştiren ekip Ultimate Team'i geliştiren ekipten farklı. Dolayısıyla burada farklı işler görme ihtimalimiz çok yüksek. Ve benim kendilerinden beklentim var. Tabii ki hiçbir zaman çok oynanan bir mod olmayacak. Ama bize FIFA Street Vibe'ı vermesi bizim için yeterli. Bir sonraki haberimiz Pro Clubs tarafından. Pro Clubs bildiğiniz gibi özellikle ülkemizde çok fazla oynanılan ve tercih edilen bir mod. Çünkü arkadaşlarınızla... Ultimate Team'e nazaran sinirlenmeden oynayabileceğiniz ve keyif alabileceğiniz hatta kendi karakterinizi oluşturup 11 kişi sahaya çıkabileceğiniz bir mod. Arkadaşlar bu mod normalde çok fazla öne açık bir mod. Ancak EA Sports buna çok fazla bir yönelim gerçekleştirmiyor. EA Sports FC'de de aynısı olacak. Pro Clubs'tan olan tek beklentiniz sadece ama sadece crossplay özelliğinin olması arkadaşlar. Pro Clubs'ta crossplay özelliği zaten bu sene normalde getirilecekti. EA Sports'un kendi yazılım planlamalarında da bu vardı. Hatta kendi community menajerleri de bunu paylaşmıştı. Ancak EA Sports bir süreden sonra arkadaşlar FIFA 23 tamamen saldı. Hem kontent olarak hem de hedefler olarak bütün her şeyin EA Sports FC'ye vermeye başladı. Önümüzdeki sene Pro Clubs'ta net olarak bekleyeceğiniz şey arkadaşlar crossplay özelliği olacaktır. Yani bilgisayar ve konsollarınızdan aynı anda Pro Clubs oynayabilmeniz olacaktır. Bu sene gelmesi gereken özellik seneye mutlaka gelecek arkadaşlar. Pro Clubs'ta bunun dışında tabii ki her zaman olan minimalist değişiklikler dövmedir. Karakterinizi oluşturma şeklidir. karakteriniz ee, karakterinizi güçlendirirken ki doldurmuş olduğunuz sistematik ağaç şeklidir arkadaşlar. Bunlar değişir. Ancak dediğim gibi Pro Club'dan başka bir beklentiniz olmasın arkadaşlar. Çünkü bu adamlar bu moda hiçbir şekilde yatırım yapmıyor. Tek yapmaları gereken şey şu anda crossplay getirip en azından oynayanları mutlu etmek. Ve günün arkadaşlar son genel haberlerine geçiyoruz. Bundan sonra direkt mod haberler başlayacak. Haberimizde Barcelona'nın EA Sports ile olan anlaşması Olacak mı ya da olmayacak mı? Şimdi bu konu çok derin bir konu arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Barcelona şu anda konum ile anlaşmalı bir durumda. Normal koşullarda bu Ocak-Şubat aylarını e-sports ve Barcelona masaya oturuyor arkadaşlar. Ve anlaşmak için aslında birbirlerine söz kesiyorlar. Ancak burada son günlerde çıkan Messi'nin Paris Saint-Germain'den ayrılıp tekrardan Barcelona'ya gelecek haberi Konami'nin arkadaşlar iştahını açıyor ve dolayısıyla Konami burada teklifi yükseltiyor ve şu anda %99 ihtimalle ne yazık ki Konami ve Barcelona tekrardan anlaşacak arkadaşlar. Anlaşmanın da 2 veya 3 yıl olması bekleniyor. Dediğim ki burada Messi gibi bir isim var. Pes'in kafasındaki olay hem Barcelona ile anlaşıp hem de kapağında Messi'ye yer vermek. Bildiğiniz gibi Messi bu sene Dünya aldıktan sonra son demlerinde gerçekten onun için de iyi bir anlaşma olacaktır. Aynı zamanda PES oynayanlar için güzel bir anlaşma olacaktır. Burada FIFA'cıların es geçtiği bir şey var. O da PES'in çok fazla kitlesinin olması arkadaşlar. PES'in ciddi bir kitlesi var. Konsolda olmasa da mobilde inanılmaz bir kitlesi var. Yani PES küçümsenecek bir oyun hala değil. Bunu size söyleyebilirim. Konsolda belki olabilir ancak bu. Bu bir tarafta kesinlikle bu böyle değil sevgili dostlar. Dolayısıyla ne yazık ki şu anlık EA Sports ve Barcelona anlaşması rafa kalkmış gibi duruyor. Yani Camp Nou olsun, Barcelona oyuncuların yüz dikenleri olsun ya da özel içerikleri olsun... Eğer ki bu anlaşma imzalanırsa maalesef gelmeyecek. Yani ben şahsen Konami'nin teklifi yükselttiği beni duyduktan sonra EA Sports'un tekrar burada teklif yükseltip e, yarışa gireceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Bu da benim kendi görüşüm. Bu da temel olarak vereceğimiz son haberlerdi. Kariyer modu devam ediyoruz. Geçtiğimiz videomda da bahsettiğim gibi EA Sports'un en büyük reklamı bu sene online kariyer modu olacak arkadaşlar. Online kariyer modu bu sene EA Sports FC'de %100 ihtimalle geliyor. E, bu modun artık kaçınılması yok. Hatta ben bunu 3 yıl önceki videomda, 2 yıl önceki videomda söylemiştim. EA Sports zaten T çalışmaları o zaman başlamıştı. Çünkü bir iş ilanı paylaşıp iş ilanında biz online kariyer modu geliştirecek bir yazılımcı arıyoruz demişlerdi. Ve online kariyer modu FIFA değişikliğinden sonra, FIFA isim değişikliğinden sonra EA Sports'un en büyük reklam olacak bu sene. İlk gelen haberlerde arkadaşlar hem kendi takımlarınızla, ya yani hem kendi usulü takımlarla hem var olan orijinal takımlarla Oynayabileceksiniz her kulübü yönetebilecek bir kişi limiti var yani atıyorum bir kulübü 10 kişi yönetemiyorsunuz arkadaşlar burada bir limit var. Buna ek olarak e, benim anladığım kadarıyla sizlere bunu özetleyeyim arkadaşlar EA Sports bu modu tamamen kişiselleştirebilir şekilde yapıyor. Yani siz bir lig oluşturduğunuz zaman bir online kariyer ligi oluşturduğunuz zaman oradaki ayarları set etmeyi size bırakacak. Bunlar ne olabilir? Her takımın işte x tane transfer yapabilir. Her takımı y tane kişi yönetebilir gibi kurallarının olacağını düşünüyorum. İlk testlerde test edilen tek şey herhangi bir kullanıcı herhangi bir bilgi almadan tamamen sadece işte atıyorum EA Sports'un belirlediği 5 tane transfer yapabilirsin gibi bir test. Tabi şu anda oyunu çıkması çok fazla bir zaman olduğu için arkadaşlar bunları es geçebilirsiniz. Online kariyer modu bu seneki EA Sports'un en büyük reklamı ve para kaynağı olacaktır. Çünkü EA Sports'un kariyer modu içinde de satılabilir içerikler sunacağı şu anda Piyasada konuşulan haber arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Ultimate Team'deki bu Kumar damgasından sonra onlar da çok iyi biliyor ki bir süre sonra unutum ettiğimde paket satışları engellenecek. Dolayısıyla adamlar bu modda hem paket olmadan direkt sizlere bir içerik satabilecek. Atıyorum eğer kulübünüzün X milyon euro transfer bütçesi artsın istiyorsanız bu paketi alın deyip sizlere store'dan paralı bir şekilde ürün aldırabilirler arkadaşlar. EA Sports'un planlamaları bu şekilde. Kariyerciler için arkadaşlar en büyük değişiklik bu. Buradaki temel soru online ve offline kariyerdeki özelliklerin aynı olup olmayacağı. Bu konuda henüz bir bilgi yok ama adamların şu anda tam fokusu arkadaşlar online kariyer modu üzerine. Dolayısıyla tek kişilik kariyer ya da offline kariyerde çok ciddi değişiklikler olacağını ben şahsen düşünmüyorum ama kariyer sevenler için online kariyer müjdesinde tekrardan vermiş olalım. Sıra geldi Ultimate Team'e. Arkadaşlar Ultimate Team'de bazı köklü değişiklikler olacak. Şu anda size test eden özelliklerden bahsedeyim. Dynamic Packs. Yani Dynamic Packs ne demek? Sizlerin paket açtıkça bir şey çıkaramama durumunuz vardı ya. Bunun yerine siz paket açtığınız zaman ve belirli bir oyunun belirlediği belirli bir kıstasın altında paketler açtığınız zaman sizin bir sonraki paketten iyi bir şey çıkarma ihtimalinizin yükseleceği. Yani atıyorum 4 tane paketten kötü açtınız, düşük reytingli oyuncu açtınız. Oradaki bir e belirleyeceği bir kıstasla sizin bir sonraki paketten daha iyi, daha iyi reytingli, daha iyi konseptli bir kartı çıkarma ihtimalinizin artması. Arkadaşlar bu çoğu oyunda var. Bu arada bunu söyleyelim. Örneklerinden bir tanesi de Rainbow Six Siege. Şimdi bunu yapmalarındaki amaç nedir ve sizlerin neden sevmemesi gerektiğinden bahsedeceğim. Arkadaşlar bildiğiniz üzere bu adamlar e, yıllar önce bu oyuna paket şanslı bir şey getirdi. Siz orada sağ nöro'ya bastığınız zaman oyundaki paketlerden yüzde kaç ihtimalle yüzde kaç kartı çıkarabileceğinizi görüyorsunuz. Şimdi bunu bu adamlar sadece sizin para ile satın aldığınız paketleri getirdiler. Yani ya coins vererek ya da FIFA points ile açtığınız paketleri getirdiler. Yani sizlerin kadro kurma görevlerinin elde ettiğiniz paketlerde herhangi bir yüzde belirtilmiyor. Çünkü o paketlerin şans parayla açtığınıza göre daha düşük. Yani burada ne demeye çalışıyorum? Evet EA Sports Dynamic Packs algoritması getirecek oyuna fakat bu sadece oyuna para yatıranları yarayacak arkadaşlar. Yani buradaki amaç oyuna para veren insanların küstürmeyip daha fazla para vermelerini sağlamak. Evet belki para verenler için güzel ve Sene başı pro player'ler için güzel olabilir. Ancak uzun vadede SBC'den get e getirisi olanlar ya da offline bir şekilde paket üretenler, para vermeden paket üretenler için çok da bir anlamı olmuyor arkadaşlar. Çünkü mantıken ve hukuken sizin oyundan elde etmiş olduğunuz bedava pakette niye sporsun? Size herhangi bir şey verme yani herhangi bir şu şansı şunu çıkarırsınız demesine gerek yok. Çünkü siz ona para vermiyorsunuz arkadaşlar. Tamamen bir şans ürünü olmuş oluyor. Ancak FIPO.com'u satın aldığınız zaman sizin yayın vermesi gereken belirli bilgiler var ve kurallar var ve burada da başlara sıkıntı girmesin diye çünkü biliyorsunuz ki basında çok fazla paketler şu kadar paket açtım hiçbir şey çıkmadı işte bu kadar paket açtı kendine zarar verdi vesaire vesaire gibi haberler dolandığı için e-sports kendi korumayı alıp böyle bir özellik getirecek arkadaşlar dediğim gibi tekrardan para verenlere şimdiden hayırlı olsun son olarak geldik bomba gibi bir haber Ultimate Team'den marketin kaldırılacağı arkadaşlar. Şimdi bu konuda benim kendi bilgilerimden sizlere bahsedeyim. Benim Discord sunucum var. Ben oraya yaklaşık 2 ay önce bana bir arkadaşımın bilgi verdiğini ve oyunda no market yani marketin olmayacağı yönünde söylentiler olduğunu söylemiştim. Ancak bunu inanmadığımı yani bunun test edilse de böyle olmayacağını Discord kanalıma yazmıştım. Discord kanalıma aşağıdaki linklerden katılabilirsiniz. Oradan görebilirsiniz eğer inanmıyorsanız. Şimdi buradaki olay şu arkadaşlar. Az önce de konuştuğumuz gibi FIFA point satışı bir yerden sonra duracak arkadaşlar. Çünkü bu hukuken artık kumara girecek. Tıpkı Belçika'da olduğu gibi ve her ülkede kaldırılacak arkadaşlar. Bu ya bu sene olmaz, seneye olur, seneye olmaz, ondan sonraki sene olur. Ancak uzun vadede kesinlikle olacak bir şey. Bu sene fark ettiyseniz EA Sports'un Ultimate Team'e getirdiği içeriklerin %90'ı satılamazdı. Yani aslında burada EA Sports bir sosyal deney yaparak oynayıcılarını satılamaz içeriklere yöneltti. Oyunu satılabilir ve coin üzerinde olan bir sistemden tamamen satılamaz ve koleksiyon olacak bir sisteme getirdi. Yani aslında burada EA Sports'un da kendi çalışmalarında görebildiğiniz gibi sizleri alıştırdılar arkadaşlar. FIFA 17'de, 18'de satılamaz item ben almam diyen herkesin şu anda zoraki bir şekilde satılamaz oyunculara, satılamaz paketlere gittiğini görüyoruz. Yani bu bir sosyal deneydir ve EA Sports bunu başardı. Şimdi burada test edilen şey aslında EA Sports tarafından mantıklı. Çünkü eğer ki FIFA Point satışı olmazsa yahut FIFA Point'teki sistem değişirse yani sen gidip 100K'lık paket açmak yerine işte atıyorum sürekli 90 artı garantili paket açtırabilir EA Sports. Bunu yapabilir e, hukuki süreçlerden geçmek için. Eğer oyun böyle bir yere gelirse o zaman sen FIFA Points almayan insanlara Coins verme hiçbir mantığı yok. Çünkü kendi ayağına sıkmış olursun. EA Sports'un burada bitirmeye çalıştığı şey Coins ticareti arkadaşlar. Yani coin ticareti yerine FIFA coin ticaretini yönetmek, yöneltmek. Ancak bu kısa vadede olacak bir şey değil arkadaşlar. Yani önümüzdeki sene oyunda market olacak. Ancak markette değişiklikler olacaktır arkadaşlar. Burada en çok söylenilen haber FIFA Mobile'e benzeyeceği. Yani her oyuncunun belirli fix bir fiyatının olacağı ve bu fiyat aralığında alıp yapabileceksiniz. Aslında bu bu sene de yapılabilecek bir şeydi. Ancak eSports bunu yapmıyor. Bir kart getiriyor. Minimum hemen alı 100 bin. Maksimum hemen alı 3 milyon. Ve bu kart 200 bin değerinde. Dolayısıyla bu bir coin aktarım kartı oluyor. Eğer EA Sports coin aktarımın önüne geçmek istiyorsa zaten bu kartları düzelterek de arkadaşlar sisteme başlayabilir. Burada EA Sports'un amacı aslında arkadaşlar bu testlerle bu sene için değil bir sonraki sene için ya da ondan sonraki seneler için bir çalışma. Bunları test etmeleridir. Önümüzdeki sene markette çok büyük değişiklikler olacak arkadaşlar bunu söyleyeyim. Yani önümüzdeki sene... Ki marketle bu seneki market ayrı olmayacak. Buradaki mantık da traderların aslında arkadaşlar ocağını söndürmek. Yani her şekilde bu oyuna para vermediğini istiyor arkadaşlar bu adamlar. Çünkü siz de şöyle mantıken düşünün. Herkes bu oyuna 70 dolar para vererek satın alıyor. Bu oyunu FIFA Points ile alanlar e Sports'a para kazandırıyor. E, bu oyunu normal oynayanlar, grind yapanlar oyuna bir para kazandırmıyor. Aksine aslında adamlar için negatif bir şey oluyor. Çünkü sen adamların server'ını kullanıyorsun, oyunu yavaşlatıyorsun. Aslında bir servislerini kullanmış oluyorsun. Adamların istediği şey de bana benim oyunumu satın aldıysan FIFA Points'ı kullan. Eğer kullanmıyorsa zaten bana bir yararın yok. Zaten FIFA'yı arkadaşlar herkes alıyor oynasın oynamasın bu oyunu herkes alıyor arkadaşlar ister bir ay oynasın ister iki ay oynasın adamların da burada kovuladığı şey oyunu satın almışken para da harcama zorunda bırakmak Anladınız mı? Buradaki olay bu. Bu dinamik paketlerdir işte o marketteki kısıtlamalardır vesaire. Tamamen bunun aç, önünü açmak için yapılan hareketler. Onun dışında arkadaşlar Ultimate'in de Foot Champions'tır, Division Rivals'tır. Bu sistemlere çok fazla bir değişiklik beklemeyin. Çünkü oyunda yapılabilecek şeyler kısıtlı ve eSports'un tamamen amacı eğlenmek değil de para kazanmak olduğu için oyuna bazı şeyleri asla getirmeyecektir. Bilginiz olsun. Yani önümüzdeki sene no market, market olmayacak diyenlere arkadaş inanmayın. Önümüzdeki sene market olacak. Ancak birçok değişiklik olacak. Hatta oyundaki her şeyin hani bedava getirilen kadro kurma görevlerinin hepsinin satılamaz olmasını kabul edilebilir bir şey. Yani bence de öyle olur. Bu seneki satılamazlarının daha da fazla satılamaz getirir bu adamlar. O da oyunu zaten satılamadı, çevirir ve sizlerin coin üretememesi neden olur. Aynı zamanda marketteki oyuncuların fiyatlarının kafalarının daha kısıtlı olması da insanların coin saktırımını aynı zamanda çok örnek verecek olursak 84 bir oyuncunun sen gidip 4000 ile 5000 arası satılabilir dersen zaten oyuncular buna yatırım da yapmaz arkadaşlar. Çünkü burada artık dengelenebilir bir sistem olur. O oyuncunun fiyatını bilirsin 4000 ile 5000 arası her dönem alabileceğin bir kart olmuş olur erişim kolay olur. Marketten snipe yapamayanlar için de aynı zamanda marketten kolay oyuncu almayı önüne açmış olurlar arkadaşlar. Mantıken düşündüğünüz zaman artıları da var. Ancak bizim için eksileri de var. Çünkü biz coin satışı işinden de arkadaşı bildiğiniz üzere yıllardır ekmek yiyen bir tarafız. Dolayısıyla burada aslında amaçları coin satanları yemek. Tamamen oyunda paraya yönlendirmek. Başka da bir amaçları yok. Evet arkadaşlar bu videodaki haberler böyle. Bu videodaki bütün her şeyi değindik. Ee, özet olarak arkadaşlar değişik bir sene bizi bekliyor e-spor'un ilk başıboş başı senesi Herhangi bir kısıtlaması yok. FIFA hep bizi kısıtlıyor diyorlardı. Herhangi bir kısıtlaması yok. Bunda zaten ilk adamını Pepsi ile anlaşarak yaptılar arkadaşlar. Dolayısıyla EA Sports için yeni bir sene olacak. Yeni bir deneyim olacak. Aynı zamanda biz oyuncular için de yeni bir deneyim olacak. Şimdi sizlere şunu soruyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda önceki FIFA'larda olan ve kaldırılan güzel özellikler mi olsun? Yoksa benim hayat hikayemi anlattığım ve nasıl milyoner olduğumu anlattığım bir videom olsun? Buna siz karar vereceksiniz. Lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. E buraya kadar dediyseniz de krallar bir beğenirseniz sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. kalın.